Ve piyasaları değerlendireceğiz sayın seyirciler. Telefon hattımızda ALB Menkul Araştırma Analisti Arda Coşar var. Sayın Arda Coşar, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk, merhaba. Merhabalar. Önce Musul'daki gelişmelerin piyasalara etkisiyle başlayalım size dilerseniz. Irak'ta artan gerginliğin jeopolitik riskleri tırmandırmasıyla birlikte borsa ve döviz fiyatlarında ani değişimler yaşandı. Nasıl değerlendirirsiniz? Aslında şöyle, bugün Musul'da dramatik gelişmeler yaşandı. Ancak Musul'daki dramatik gelişmeler yaşanmadan önce de işte Avrupa'da Avrupa endeksleri satışlar vardı. Gelişmekte olan ülke para biriminden değer kaybı vardı. Bu yüzden de zaten yurt içi piyasa biraz gergindi, yani iyimser değildi. Aslında bir düşüş vardı Borsa İstanbul'da. Doğal TL'de büyük seyiş eğilimi vardı. Ancak gün ilerleyen saatlerinde Musul'daki dramatik olayların haberleri gelmeye başladı. Haberlerle beraber dolar TL'de sert yukarı yönlü hareket görürken yurt içinde faizler yükseldi. Diğer bir yandan CDS'ler, yani risk primleri yükseldi ve Borsa İstanbul'da aşağı yönlü sert bir hareket görüldü ki bu hareket aşağı yukarı seçimlerden bu yana görülen en sert aşağı yönlü hareketti. Tabii bunu olumlu olumsuz olarak değerlendirmek gerekiyor. Sert bir düşüş. Çünkü Borsa İstanbul Mart ayından bu yana devamlı yükseldi. Hem Euro bölgesinde Avrupa Merkez Bankası'nın faiz indirimi, genişlemeci ve karar alması beklentisi, yanı sıra yurt içine faiz indirimi beklentileri Borsa İstanbul'u güçlü tutuyordu. İşte bugün ilk defa Borsa İstanbul'un Mart ayından beri sert bir defa değer kaybettiğini gördük ve Borsa İstanbul %3'ten fazla değer kaybetti. Bundan sonra bakmamız gereken özellikle yarın cari açık verisi var yurt içinde. Yaklaşık 4.9 milyar dolarlık bir cari açık verilmesi bekleniyor. Nisan ayı cari açığı. Yanı sıra ABD tarafında perakende satışlar verisine bakacağız ama tabii ki en önemli gündem maddesi Musul'daki olaylar olacaktır. Konsoloslukla ilgili gelişmeler olacaktır. Bununla ilgili bir iyimser haber gelirse Borsa İstanbul'da iyimser bir tepki görülebilir. Seviye olarak da 79 bin aşağısında kaldığı sürece Borsa İstanbul'da 77.500'e kadar satışı rahatlıkla görebiliriz. Peki bu olay sonrası nasıl bir beklenti içerisine girmeliyiz sizce? Bu olay sonrası tabii olayın gelişmesiyle alakalı. Eğer bu olay inşallah öyle tatlı bir şekilde çözülür, işte kayıp verilmeden sorunsuz bir şekilde çözülürse Borsa İstanbul'un buna yukarı yönlü 80 milyon doğru bir tepki vermesi beklenebilir. Ama olayların devam etmesi, kayıp yaşanması durumunda, sıcak çatışmaya dönüşmesi durumunda ise 77.500, 75.000 ve daha aşağıların görülmesi işten bile değil. Çünkü bu bir kere hem jeopolitik risk hem de siyasi risk. Yani bu ekonomik risk gibi fiyatlanabilen ve hesap yapılabilen bir risk değil. Biraz daha zordur bunun hesabını yapmak ve öngörmek. Dramatik bir şekilde olaylar gelişirse aşağı doğru piyasalarda sert bir hareket görmemiz mümkün. Ama olur da oradaki değinmeler serbest bırakılırsa yani biz bunu nispeten de olsa iyimser fiyatlayabiliriz 80 bine kadar. Peki Sayın Coşar, bu arada dış ticaret rakamları da açıklandı. Verilerde Nisan ayı endekslerinde azalma olduğu da gözlendi. Bu durumun piyasalara etkisi nasıl oldu? Yani şöyle söyleyeyim, dış ticaret verisine şöyle bir genel bir perspektiften bakarsak. Şimdi geçen seneye göre dış ticaret açığımız azalıyor. Bu da normal. Niye? Bir kere en önemlisi Euro bölgesi. Ekonomisi toparlanıyor. Eskiden eksi büyümedeydi. 2013 yılında artı büyümeye geçti. Bu bir kere pozitif bir durum Türkiye ihracatı için. Diğer bir yandan da geçen sene döviz fiyatları yükseldi. Türk lirası değer kaybetti. Bunda yurt içine, sanayi sektörüne rekabetçi bir kur fırsatı yakalamasına sebebiyet verdi. Bir yandan ihracatı arttırırken bir yandan da ithalatı gözledik ki gelen son büyüme rakamlarında ihracatın ciddi bir katkısı oldu büyüme rakamına. Bu açıdan olumlu olduğunu söyleyebilirim. Şunu söyleyebilirim, dış ticaret açığının yıllık bazda gerilemeye devam etmesini bekliyorum. Bu arada Avrupa Birliği Komisyonu'nun da 2015 için öngördüğü taslak bütçede ödemeler için ayrılan kaynak 142,1 milyar avro olarak belirlendi. Bu durumun Türkiye açısından herhangi bir etkisi olur mu? Bu durumun Türkiye açısından önemli bir etkisi olmasını beklemiyorum. Yani Türkiye piyasaya girecek bir para değil. Yani dolarlarına gelecek para, direkt etkisi olmasını beklemiyorum. Peki son olarak altın piyasasındaki durumu aktarır mısınız lütfen? Altın piyasası uzun bir süre konsolide olmuştu. Yani 1255 dolar üzerine atamıyordu. Aşağıda 1250 doları kırmıyordu. Kısa bir hemen yukarı çıkıyordu. Yani yaklaşık 2 hafta süren sakin bir süreçten sonra dün Musul haberiyle beraber, yani IŞİD'in Musul'u da kontrol ele geçirdiği haberiyle beraber yukarı yönlü bir seyir görüldü ve altın 1260 doların üzerine çıktı ve şu an 1260 doların üzerine seyrediyor.
Altında yine yarınki ABD verisine bakacağız. Perakende satışlar verisine ve haftalık işsizlik başvuru verilerine bakacağız. Bu önemli olacaktır. Ayrıca Musul'daki gelişmeler önemli olacaktır. Musul'daki IŞİD sorunu devam ettikçe ve daha da fazla genişlerse ki IŞİD başka orada illeri, Kerkük'le benzeri illeri ele geçirme üzerine gitme gibi haberler geliyor. Bunlar eğer gerçekleşirse altında yukarı yönlü seyir görme ihtimalimiz daha yüksek diye düşünüyorum. Seviye olarak sağ altında 1260 dolar önemli. 1260 doların üzerinde kaldığı sürece altında 1268 ve 1277 dolar seviyelerine doğru bir hareketlenme görmemiz mümkün diye düşünüyorum. Bu arada son soru dedim ama bir soru daha sormak istiyorum. Bank of America Merrill Lynch, Türkiye için 2014 ve 2015 GSYH büyüme tahminlerini yukarı yönlü revize etti. Bu yukarı yönlü gidişin süresi ne doğrultuda olur? Bu şekilde devam eder mi? Tabii ki. Şöyle söyleyeyim, seçimlerden önce aslında bir karamsarlık vardı. Yalnız gelen verilere baktığımız zaman özellikle Euro bölgesi tarafındaki ekonomik toparlanmanın Türkiye'ye büyük katkısı olduğunu görüyoruz. Yani birinci çeyrekteki büyüme %4.3 geldi. Büyümenin yarısı yakını, hatta yarısından fazlası ihracat tarafından geldiğini görüyoruz. Diğer tarafın tamam kamunun da katkısı var, iş tüketimin katkısı var ama özellikle ihracat ilk defa bu kadar baskın geldi. Şimdi Euro bölgesinde de toparlanmanın devam etmesi bekleniyor. Bir kere bu yurt içinde büyümeye olumlu etki verecektir. Ayrıca iş talebe bakarsak da son dönem yaşadığımız siyasi tansiyon çok da fazla iş talebe zarar vermiş değil. Şimdi bu beklenti dahilinde Bank of America'da bazı diğer yatırım bankaları da büyüme tahminini yukarı yönlü revize etti ki bence bu normal oldu. Daha önce daha düşük büyüme tahminleri veriyorlardı. Özellikle birinci çeyrek büyüme verisini gördükten sonraki özellikle ihracat tarafını gördükten sonra büyüme beklentilerini yukarı yönlü revize etmelerini normal karşılıyorum. Arda Döşer çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için. Sayın seyirciler, ekonomi haberlerinin sonuna geldik. İyi akşamlar.